Gündem, herkese merhaba, ben Sabri Küstür. Elimde haftanın ürünü durmakta, ViewSonic VPad 10e tablet bu haftanın ürünü olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde bu ürünün detaylı incelemesini Teknoblog'da buluyor olacaksınız. Görmüş olduğunuz tablet oldukça şık bir kasayla geliyor. Siyah renkli bir kasa kullanılmış, oldukça sağlam durduğunu söyleyebiliriz. Bir aile içi uzaktan bakıldığında gerçekten kendisini bahsettiriyor. Genellikle bağlantı elemanları üst kısımda toplanmış. Sağda mikrofon var, solda ses kalemi tuşları var. Üste baktığımızda mikro USB portu, bunun yanı sıra kulaklık jack'ı, 3 girişi, SIM kart yuvası, SD kart, micro SD kart yuvası yer almakta. Açma kapama tuşu biraz değişik yapılmış, 3 butonu sürgülü bir yapı var, kısaltlı bir yapı var ve bir reset tuşu var. Tablet bu yılın başında tanıtıldı. CES 2012'de tanıtılan tabletler arasındaydı ViewPad 10e ve Gingerbread ile yüklü gelecek şekilde lanse edilmişti. Zaten ekranın altında yer alan navigasyon tuşları da bunun Gingerbread'de çalışan bir tablet olduğunu göstermekte. Tablette Ice Cream Sandwich yüklü şu sıralar. Güncelleme yapıldı, Ice Cream Sandwich geldikten sonra o işletmesine geçiş yapıldı. Böylelikle kullanıcı deneyimi biraz daha üst seviyelere çıkartıldı. Gingerbread'den akıllı telefonlar için olan işletim sisteminden tabletlere daha uygun bir işletim sistemine geçiş yapılmış olundu. Bu da kullanıcı deneyim açısından iyi bir sonuç sunmakta. Farklı ana ekran bileşenleri var. ViewSonic'in özel bir kullanıcı teması, kullanıcı arayüzü yüklü geliyor tablette. Bunun yanı sıra çeşitli uygulamalar da mevcut. ViewSonic'in uygulama mağazası ViewSonic Apps üzerinden çeşitli uygulamalar indirmek mümkün bu tablete. Bunun yanı sıra telefonda KVK'nın da çeşitli uygulamaları ve servisleri de bulunmakta. Bunların arasında KVK Market yer almakta. KVK'nın uygulama mağazası üzerinden uygulama indirmek mümkün. KVK Bulut var, KVK'nın güvenlik uygulamaları var. Hepsini ViewSonic ViewPad 10e sahipleri ücretsiz olarak kullanabiliyor. Bunu da belirtelim. Kamera yok tabletin arkasında, ancak önde ufak düşük çözünürlüklü bir kamera var. Bu kamera yardımıyla video görüşmeler yapılabiliyor. Tabi kamera uygulaması var. Kendi fotoğrafını çekmek isteyenler veya zaruri durumlarda başka fotoğrafları da bir şekilde çekmek isteyenler için bu kamera işlem görecek. ViewSonic ViewPad 10e'de 1 GHz'lik bir işlemci var. Bunun yanı sıra 512 MB RAM var. 4 GB daire bellek var. Bunun yanı sıra cihazın kutusundan 16 GB'lık bir SD kart kartı çıkmakta. Bu sayede toplam 20 GB'lık bir depolama alanına ulaşılmakta. Sıra cihazda Wi-Fi bağlantısı var. Sadece Wi-Fi ve Wi-Fi 3G bağlantı seçenekleri bir arada oldu. İki farklı versiyon var. Sadece Wi-Fi'li versiyon Türkiye'de 699 liraya satılacak. Wi-Fi 3G modeli ise 849 lirayla alıcı bulacak. Bunları söyleyebiliriz. ViewSonic ViewPad 10e ile ilgili aktaracaklarımız detaylar bunlar şimdilik, ancak cihazın hafta içerisinde bulacağınız detaylı incelemesinde çok daha fazla bilgi bulacaksınız. Kullanıcı deneyimi, benchmark sonuçları hepsi hafta içi yayınlayacağımız, haftanın ilerleyen günlerinde yayınlayacağımız incelemede, detaylı incelemede olacak. Şimdilik bu kadar. Gelecek hafta yeni bir haftanın ürünüyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.